Hadi biraz daha ideal gaz denklemi ile ilgili sorular çözelim. Diyelim ki bu kabın içinde gaz olsun ve bu gaz basıncı da 3 atmosfer olsun. Bu kabın hacmine de 9 litre diyelim. Şimdi hacmimiz 9 litreden 3 litreye düşecek olursa kabın basıncı kaç olur ona hesaplayalım. Tabii kaba bu işlemi uygularken gazın sıcaklığını sabit tuttuğumuzu da söylememiz gerekir. İlk ideal gaz denklemi videosundan kalma bilgilerimize güvenerek şöyle düşünebiliriz. Esasında bu aynı zamanda ideal gaz denklemlerinin altında yatan mantığı da açıklıyor. Belli bir miktar kinetik enerjiye sahip bir miktar parçacık bulunduğu kaba bir miktar basınç uygular. Eğer bu kabı küçültürsek yine aynı sayıda parçacığımız olacağından n değişmez, ortalama kinetik enerji değişmez, sadece parçacıklar kabın duvarlarına daha çok çarparlar. Yani hacmi küçülttüğümüz zaman basınç artar. Öyleyse bir de bu durumun sayısal değerlerini hesaplamaya çalışalım. İdeal gaz denklemini yazacak olursak basınç çarpı hacim eşittir nRT. Hacmi küçülttüğümüz zaman parçacık sayısı değişti mi? Hayır. Parçacık sayımız aynı kaldı. Sadece kabın hacmini küçülttük. O yüzden n değişmedi. R zaten sabit olduğu için o da değişmedi. Sıcaklığın da değişmediğini söylemiştik. O zaman ilk durumdaki basınç çarpı hacim NRT'ye eşit olur. Karışmaması için ilk haldeki basınca P1, hacme de V1 diyelim. Burası da P2 olacak. Pardon, tabii ki öyle değil. Burası son hacmimiz diyeceğiz, yani V2. Biz burada son haldeki basıncı, yani P2'yi bulmaya çalışıyoruz. P2 ne peki? P1 çarpı V1'in NRT'ye eşit olduğunu biliyoruz sıcaklığın parçacık sayısının ve R'nin değişmediğini bildiğimiz için P2 çarpı V2 de NRT'ye eşit olur. Sıcaklığı sabit tuttuğumuz sürece her iki ifadedeki basınç çarpı hacim aynı sabiti ifade eder. O zaman P1 çarpı V1, P2 çarpı V2'ye eşit diyebiliriz. P1 neydi peki? İlk basıncımız P1, 3 atmosfer demiştik. 3 atmosfer çarpı 9 litre, yeni basıncımız çarpı 3 litreye eşit olmalı. Eşitliğin her iki tarafını da 3'e bölersek, 3'ler ve litreler sadeleşir ve geriye 9 atmosfer kalır. Bu aslında bizim için anlamlı bir sonuç olur. Eğer hacmi ilk hacmimizin 2 bölü 3'ü kadar küçülttüğümüzde ya da ilk hacmin 1 bölü 3'üne getirdiğimizde basıncımız da 3 kat artmış oldu. O zaman bu 3 kat arttı, bu da 3'te 1'ine düştü. Bunu genel olarak bilmekte fayda var. Eğer sıcaklık sabit tutuluyorsa basınç çarpı hacim sabit kalır. Bulduğumuz bu sonucu biraz daha ileri götürebiliriz. PV eşittir, NRT eşitliğindeki molekül sayısı yani N ve R sabiti çözeceğimiz soruda değişmeyeceğinden emin olduğumuz iki şey. Her iki tarafı da T'ye bölersek PV bölü T eşittir NR veya NR yerine isterseniz bir sabite eşittir de diyebilirsiniz. Kaptaki molekül sayısını değiştirmediğimiz her sistem için bu oran sabit bir sayı olur. Şimdi başlangıçta P1 basıncı, V1 hacmi ve T1 sıcaklığı olursa bu oran sabit bir sayıya eşit olacak. Eğer herhangi birini değiştirip P2 basıncı, V2 hacmi ve T2 sıcaklığı yazsak bile değiştirdiğimiz yeni halde yine bu sabite eşit olacağından bu iki ifade birbirlerine eşit olur. Mesela diyelim ki başlangıçta bir atmosferlik basınç olsun. Hacme de değişiklik olsun. Bu sefer metreküp kullanalım. 2 metreküp diyelim. Sıcaklıkta 27 derece Celsius olsun. Sıcaklığı Celsius cinsinden yazdım. Çünkü sıcaklığı her zaman Kelvin'e çevirmeniz gerektiğini hatırlamanızı istiyorum. Dolayısıyla 27 derece artı 273 bize bu sıcaklığın tam olarak 300 Kelvin olduğunu söyler. Yeni sıcaklığı ne olacağını bulmaya çalışalım. Bir saniye ya da yeni basınç 2 atmosfer olsun. Bu sefer basınç arttı. Kabı küçültelim, hacmimiz de 1 metreküp olsun. Kap yarısı kadar küçüldü, basınç da 2 kat arttı. Hatta kabı daha da küçültelim. Yok yok ya da basıncı büyütelim. Yeni basıncı 5 atmosfer yapalım. Bu sayede yeni sıcaklığı bulmak için denklemimizi kurmuş olduk. Böylece 2 bölü 300 atmosfer metreküp bölü Kelvin eşittir. 5 bölü yeni sıcaklığımız T2 oldu. Bu denklemi de çözersek 1500 eşittir. 2 T2 her iki tarafı da 2'ye bölersek T2'yi 750 Kelvin olarak bulmuş oluruz. Gayet mantıklı değil mi? Basıncı çok arttırıp hacmi düşürdüğümüz için sıcaklığı yükseltmek zorunda kaldık. Diğer taraftan bakarsak eğer sıcaklığı yükseltip hacmi küçültmemiz basıncın artmasına sebep oldu diyebiliriz. Sanırım bunu düşünmenin en iyi yolu şöyle olabilir. Basınç 1 atmosferden 5 atmosfere 5 kat birden arttı. Çünkü hem kabın hacmini yarıya indirdik. Bu basıncı 2'ye katladı ve 2 atmosfere çıkardı. Hem de sıcaklığı 2 katından fazla arttırdık. 750 Kelvin yaptık. Bu da yeni basıncımızın 5 atmosfer olmasını sağladı. Şimdi bu noktada muhtemelen duyacağınız başka bir kavram da standart sıcaklık ve basınç değerlerinde ne olduğudur. İhtiyacımız olmayan şeyleri bir sileyim. Standart sıcaklık ve basınç bu konuyu gündeme getirdim. Çünkü her ne kadar adı standart sıcaklık ve basınç olsa da kısaca STP de denir. Henüz dünyada herkes tarafından kabul görmüş standart bir sıcaklık ve basınç değerleri ne yazık ki oturtulmamış. O yüzden ben de görmüş olduğunuz gibi Wikipedia'ya girdim ve bunun değerlerine bir baktım ve muhtemelen çoğu fizik dersinde göreceğiniz ve standartlaştırılmış deneylerde kullanılan standart sıcaklık değerinin 0 derece Celsius yani 273 Kelvin, standart basınç değerinin de 1 atmosfer olduğunu söyleyebiliriz. Wikipedia'da bu değeri 101.325 kilo pascal olarak yazmışlar. Yani aşağı yukarı 101.000 pascal. Bu kadar pascalın da Newton bölü metrekare olarak ifade edildiğini hatırlayalım. Bütün bunlarda en zor kısım birimleri hatırlamak. Gerçekten zorlayıcı. Burada farklı standart sıcaklık ve basınç değerlerinin farklı amaçlar için oluşturulduğunu varsayalım. Ama bu bizim gösterdiğimiz değerleri standart sıcaklık ve basınç olarak kabul edelim. Evet sıcaklığı 0 derece Celsius yani 273 Kelvin olarak basıncı da 1 atmosfer olarak alalım. Aynı zamanda 101.325 kilopaskal olarak da yazabiliriz. Bu noktada sormak istediğim soru şu. İdeal bir gazın standart sıcaklık ve basınçta 1 litredeki mol sayısı kaçtır? Aslında soruyu şöyle tekrar sorayım. İdeal bir gazın 1 molü standart sıcaklık ve basınçta kaç litre hacim kaplar? Şimdi bu soruyu şöyle açıklayayım. N'nin 1 mol olduğunu söyledik. O zaman N eşittir 1 mol. Hacmi bulmaya çalışıyoruz değil mi? Elimizde 1 mol gaz varsa 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane o gaz molekülümüz var demektir. Gazımız standart basınçta yani 1 atmosfer ve standart sıcaklıkta yani 273 kelvinde. Öyleyse bu gazın hacmi ne olur? PV eşittir NRT formülünü bu duruma uygulayalım. Basınç 1 atmosfer. Unutmayın atmosferle çalışıyoruz. 1 atmosfer çarpı hacim bulmaya çalıştığımız değer. Bunu morla yazayım. Eşittir 1 mol çarpı R çarpı sıcaklık yani çarpı 273. Bu Kelvin cinsinden bu da mol cinsinden. Ama biz hacmimizi litre cinsinden istiyoruz. Öyleyse R'nin hangi versiyonunu kullanmamız gerekir? Bakın basınç birimi olarak atmosfer kullandık. Hacmimizi de litre cinsinden istiyoruz. Aynı zamanda mol ve kelvin de var. R'nin 0,082 olan versiyonunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi burası 1. Bir. Birleri dikkate almamız gerekmiyor. Şu 1 şu biri eleyelim. Böylelikle hacim eşittir 0,082 çarpı 273 kelvin olur. O da 0,082 çarpı 273 de 22,4 litreye eşit olur. Buradan çıkarttığımız anlam şu olmalı. Eğer elimizde ideal bir gazımız varsa, tabii ki her gaz ideal gaz gibi davranmıyor ama ideal bir gazımız varsa ve bu gazımız standart sıcaklık olan 0 derece Celsius, suyun donma noktası yani 273 Kelvin'de ise, üstüne üstlük bu gazdan elimizde 1 mol varsa ve aynı zamanda standart basınç olan 1 atmosfer basınç altındaysa bu gaz tam olarak 22,4 litre hacim kaplar. 22,4 litrenin metreküp cinsinden değerini bulmak isterseniz de 22,4 litre çarpı şimdi her bir metreküp 1000 litreye eşit olur. Biliyorum çok fazla gibi duruyor ama doğru. Bir metreküpün ne kadar büyük olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bunun sonucu da 0,0224 metreküp olur. Bir atmosferde ve 0 derece Celsius'ta bir mol gazın kapladığı hacim işte bu kadardır. Her neyse bu sayıyı bilmeniz bazen işinize yarayabilir mesela çoğu zaman şöyle sorarlar standart sıcaklık ve basınçta 2 mol kaç litre hacim kaplar eğer 1 mol bu kadar yer kaplıyorsa o zaman 2 mol bunun 2 katı fazla yer kaplar değil mi çünkü sadece pv eşittir nrt'yi alıp 2'ye katlıyoruz ve basınç gibi geri kalan her şey sabit kalıyor mol sayısını 2'ye katladığımızda hacmi de 2'ye katlamış oluyoruz veya mol sayısını yarıladığımızda hacmi de yarılamış oluyoruz Dolayısıyla ideal bir gazın standart sıcaklık ve basınç değerlerinin 1 atmosfer ve 273 Kelvin olduğunu bilmek ve bu değerlerde 22,4 litre hacim kapladığını bilmek sizin için faydalı olacaktır.